Herkese merhabalar. Yenilisiz Soru Avcımızın 3. bölümüyle beraberiz. Tozkopran Tonguç, sen hangi takımısın evladım benim? Mavi Ay takımındayım hocam. Tebrik ediyorum. Kasırga takımı ile Mavi Ay takımı arasında büyük bir mücadele. Yani yenilisiz sorularla öğrenciler arasında büyük bir mücadele var. Ama biz bu mücadeleyi kazanacağız ve Cihan Gir'in emellerine alet olmayacağız diyoruz. Hadi bakalım o zaman bugün yapacağımız konu başlıkları sizinle beraber üstü kareköklü ifadelerin ikisini de kapsayan çok kazanımlı bir soru çözeceğiz. Ardından veri analizi sorumuzu çözeceğiz. Ardından olasılık sorumuzu çözeceğiz. Yani gerçekten de muhteşem bir şekilde bu yeni nesil sorular nasıl hallediliyor beraber göreceğiz. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Şimdi ilk sorumuzda şunu söylüyor bize. Alanı 1050 santimetre kare olan kare şeklindeki bir panoya. Kenarlarından birinin uzunluğu 5'in doğal sayı kuvveti, diğerinin uzunluğu 2'nin doğal sayı kuvveti olan dikdörtgen şeklindeki bir afiş pano yüzeyinden taşmayacak şekilde yani içine gelecek şekilde mesela böyle asılacaktır demiş. Buna göre bu afişin bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetre kareli demiş. Kısa bir soruydu. Bu normalde LGS'de çıkan kısa bir soruydu ama gerçekten zor bir soruydu. Yani öyle bir saniyede çözülecek sorulardan değildi. Kısa olup da zor çıkabiliyor bu arada. Bunu da unutma lazım. İlla yeni nesil soruların hepsi çok uzun olacak ve gerçekten çok e, işte anlaması hayır anlaması kolay kısa bir soru ama işlemleri ve benzeri birazcık zorlayıcı. O yüzden bu soruyu adım adım çözmeye başlıyorum. Şimdi burası kalıbı zaten aynı alanı 1050 santimetre kare... afiş asacaksın. Dikdörtgen olacak. Burası çok önemli. Dikdörtgen şeklindeki bir afiş olacak. Pana yüzeyinden taşmayacak. Yani içine bir yere böyle bir yerden koyacağız. Bu şekilde koyacağız. Veya daha da büyük bir dikdörtgen olabilir bu arada. Bilmiyorum ne olacağını ve diyor ki bize kenarlarından birinin uzunluğu 5'in doğal sayı kuvveti. Yani 5'in kuvveti aslında. 5'in Beş, kuvvetleri neydi evladım benim? 5, 25, 125, 625. Harikasın. 5, 25, 125, 625 böyle devam eder. Peki 2'nin kuvvetleri demiş. 2'nin kuvvetlerini birazcık sayar mısın bana? 2, 4, 8, 16, 32. Harika, harika, harika. 2, 4, 8, 16, 32 böyle devam ediyor dedik. Tamam, süpersin. Peki işte bunlardan olacak diyor kenarları. Ve ilk başta ne yapalım biz? Diyelim ki, birazcık sakin olalım. Diyelim ki alanı 1050 santimetre olan kare biçimdeki bu panonun bir kenar uzunluğunun santimetre cinsinden değeri hangi ardışık doğal sayılar arasındadır? İşte zaten ilk adımda bunu yapmazsak bu kenarları nasıl seçeceğiz? 5'in kuvvetleri aslında 125, 625'e kadar çıkar. Ama ben sence bunun içerisine bir kenarı 625 olan bir şey yerleştirebilir miyim? Onu bulabilmek için işte ilk başta bunun bir kenarını bulmam gerekiyor. Bu bir kareymiş. Süper. Karenin alanını vermiş bize alanından bir kenarına giderken ne yapıyorduk aslında karenin alanından bir kenara giderken? Hemen sana şunu hatırlatmak istiyorum. Karenin alanı dokuzsa bir kenarı kaçtı evladım benim? Üçtür hocam. Harikasın. Bak 3'ün karesi. Nasıl buluyoruz aslında? Karekök ifadesiyle buluyoruz. Karekök 9 aslında üçtür. Aynı onun gibi. Ben bunun bir kenarını bulmak istiyorsam o zaman diyeceğim ki karekök bin diyeceğim. O zaman şunu soracağım. 1050 sen neyin karesisin kardeşim diye soracağım. Burası birazcık karışık. Burada aslında birazcık akıl yürütmemiz ve büyük bir sayının yaklaşıklarını bulurken deneme yapmamız gerekiyor. Mesela 1050 neyin karesidir diye düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Hiçbir tam kare değil bu arada. Ama şunu söylemem gerekiyor. Diyeceğim ki ya biz hatırlıyorsanız ben tam kareleri ezberletirken dedim ki size lütfen 20'nin karesini 30'un karesini hatta 25'in karesini de bilin. 40'ın karesini, 50'nin karesini akıl yürüterek bulmayı becerin. Ne demek bu? 20'nin karesi iki kere, 2 kere 2'nin karesi gibi düşün. 2 kere 2 kaç? Ee, 4. Süpersin. Ve 4'ü yazdıktan sonra onun karesi yani 20 aslında 2 çarpı 10 ya. 2'nin karesi 4, onun 10 karesi 100. 4 çarpı 100 400 bitti. 3 30'un karesi, 3'ün karesi 9, 10'un karesi 100, 9 çarpı 100 900 bitti. E, 4'ün karesi 16, on 10'un karesi 100, 16 çarpı 100 1600 bitti gibi gibi akıl yürütmeye alışalım. Sonrasında ne olacak? Ya 1050 o zaman 30 ile 40 arasında bir yerde. Ama sanki 30 ay daha yakın. Çünkü binle e, 900 arasında çok yakın 100 fark var. Ama 1600'e bayağı bir uzak. O zaman diyelim ki mesela deneyerek bulalım bu arada. Deneyerek bulalım. Mesela 30 30'un karesi 900. Peki 31 olsaydı? hala 900'e yakın bir şey olacaktı. 32 olsaydı belki 1050'ye doğru geleceğim. O yüzden bir deneyelim bakalım. 32 ile 32'yi çarpalım. İşte burada birazcık zaman kaybedeceğiz. Soru kısa ama işlem yapmamız gerekiyor. 2 kere 2 4. Evet, 2 kere 3 6. 3 kere 2 6. 3 kere 3 9. Sonra topladığım zaman bir bakıyorum. 2 1024. Oh be bayağı bir yaklaştım. Bayağı bir yaklaştım. Bir tane de 33'ü deneyelim bakalım. 33'ü denediğim zaman ne çıkacak biliyor musunuz? Zaten 3 kere 3 9. 3 kere 3 9. 9. 9. Bak ne kadar güzel rahat rahat çarpılıyor. 9. 8. 10. 1089 çıktı. Demek ki 1050 aslında 33 ile 32 arasında bir yerde. 32 ile 33 arasındadır diyebiliriz. Karekök 1050'ye. Demek ki bunun kenarları da 32 buçuk gibi bir şey olsa gerek. Yani bunun bir kenarı da yaklaşık olarak 32 buçuk diyelim. O zaman hangi ardışık doğal sayılar arasında bunu bulduk. O zaman 32 buçuk diye de bir sayı verdik. Sonrasında 5'in 33'ten küçük en büyük doğal sayı kuvveti veya 32 buçuktan küçük de diyebiliriz. 32 buçuk diye sallamıştık yani. Dolayısıyla diyeceğim ki ya bunun e, bunun içine yerleşecek dikdörtgenin aslında kenarları bir tanesi 5'in kuvveti olacak demişti. Diğeri de 2'nin kuvveti olacak demişti. O zaman bunların taşmayacak şekilde dediği için 32,5'tan küçük olması gerekiyor. O zaman hadi bakalım. 32,5'tan diyelim bu sefer bunlara da. 33 demiştik biz daha önce hazırlık yapmıştık ama 32,5'tan küçük diyelim. Hemen sayar mısın bana 5'in kuvvetlerini? 5. Harika. 25. Harika. 125. Harika. 625. Harika. E tamam da uzatmaya gerek yok. Zaten 32.5'tan küçük olanı 25 diye seçelim. Ne demişti? Dikkat edelim. En büyük afişi arıyoruz ya. 25'i seçmemiz daha sağlıklı. Bunları falan atarız. Zaten bunlar hiçbir şekilde sığmaz. 125. Burası 32 Nasıl sığacak 125? Peki geldik buraya. Şimdi 2'nin kuvvetleri. 2, 4, 8, 16, 32, e, 64. Böyle böyle devam eder. Sence hangisini alalım evladım benim? 32'yi alalım. Harikasın. 32 bak o kadar büyük olmasını istiyoruz ya. 32'yi seçmemiz daha iyi. 32 buçuktan küçük sonuçta. Dolayısıyla bir kenarı 25 bir kenarı 32 olacağını bulabiliyoruz aslında. Yani aslında bu işlemleri yaparak buna yakınsıyoruz. Ne ne olacak o zaman? Bizim bir e, kenarımız 25. Bir kenarımız 32 olan bir dikdörtgen var elimizde. Hemen şöyle dikdörtgenimizi çizelim. Yani uzun kenar aslında 2'nin kuvveti çıktı. Dikkat edin. Çok enteresan değil mi? 5'in kuvveti çıkmadı iki, uzun kenar. Be aklıma öyle geliyordu. Çünkü 5'in kuvvetleri daha büyük gibi geliyordu. Peki bu dikdörtgen alanı nasıl bulunur? Alan eşittir. 32 çarpı 25 eşittir. 400'dür bitti. 32 çarpı 25 400'dür. İşte bu dikdörtgenin zaten alanını soruyordu bize. Bir yüzün alanı en fazla kaç olur diye soruyordu. O zaman biz diyeceğiz ki bu dikdörtgenin bir yüzünün alanı en fazla 400 olabilir diyeceğiz. Neden? Çünkü bir kenarı karekök 1050 idi. Karekök 1050 aslında 32 buçuğa yakındı. 32 buçuk 32 ile 33 arasındaydı. Ben bir kenarı aslında ne buldum? Uz, bu, bu kenarı 32 buldum. Bu kenarı da 25 buldum. İşte bu dikdörtgenin alanını soruyordu. Bir afişin alanını soruyordu. Pana yüzünden taşmayacak şekilde asıldığı zaman bu da 25 çarpı 32 idi. Geldik yepyeni bir hedef sorumuza. Uzun Kapsamlı gibi gözüken, korkutucu gibi gözüken, iki tane e, ayrı e, grafikten, bir sütun bir daire grafiğinden oluşan kapsamlı bir soru. Bayağı bir işlem var bu soruda, bunu söylemek istiyorum. Yani gerçekten işlem hızı bizi burada e, sınayabilir. O yüzden zaten ne yapıyoruz? Hızlanmayla bu işi e, çözeceğiz. Yani hızlanma setimizde ne vardı hatırlıyorsanız problem bankası vardı ve bu bütün yeni nesil soru avcısı programımızı aslında problem bankası ile beraber götürmemiz gerekiyor. Buradaki soruları daha hızlı çözmeye bilmemiz gerekiyor. Mesela şurada temel soruda ilk başta daha hızlanmamız gerekiyor. Tek bir grafik var. Sonra orta sorularda iki grafik geliyor. Ondan sonra Orta sorularda yine sizin hızlanmanız gereken işlem yetenekleri geliyor. Ardından zor sorular geliyor. Bu şekilde temel orta zorlarla hızlanmaya çalışacağız. Ve rica ediyorum burası çok önemli. Buradaki bizim işlediğimiz konularla bağlantılı testleri çözmeniz çok çok değerli. Zaten hemen arkasından hızlanma programımız geliyor. Hızlanma programımız için hızlanma setiyle çalışmaya devam edeceğiz. Hızlanma denemeleri ve paragrafons ile diyoruz. Hadi bakalım o zaman yine ...sorumuza devam edelim. Bir lokantada hazırlanan yemek çeşitleri ve porsiyon sayıları sütün grafiğiyle... ...burada çorba 10 porsiyon, pilav 4 porsiyon falan filan verilmiş. Ee, ondan sonra kullanılan, bu yemekler için kullanılan toplam 60 gram tuzun yemek çeşitlerine göre... ...dağılımı da daire grafiğiyle verilmiş. 54 derece, 90 derece, 72 derece, 48 derece falan filan verilmiş. Köfte, çorba hepsi verilmiş bir çeşit yemeğin her porsiyonunda eşit miktarda tuz bulunmaktadır demiş. Hmm, bu önemli. Yemek çeşitleri bu falan filan. Bu noktada üç farklı yemekten birer porsiyon yiyen bir müşteri toplam beş gram tuz tüketmiştir. Bu müşterinin yediği yemekten aşağıdaki hangisidir demiş. Of gerçekten de anlamak için bile bayağı bir efor gerekiyor. Bu yemeklerden en fazla hangisini seversin evladım benim? Musakka'yı severim hocam ben. Harikasın gerçekten de musakkanın yanında cacık harika olur ve gerçekten de pilav cacık musakka üçlüsü vazgeçilmez bir üçlüdür. Şimdi soruya bak soruya çok fazla dikkat etmeden hemen ne yapalım adım adım ilerlemeyi öğrenelim. Hadi bakalım şimdi ilk adımımıza başlayalım. Şimdi burada 60 gram tuz kullanıldığını söylüyor zaten. Şimdi ilk başta şunu soralım size. Bu lokantada hazırlanan köftelerde bunu bir daha birazcık daha yazayım. Köftelerde kullanılan toplam tuz miktarı ve bir porsiyon köftede kullanılan tuz miktarı kaç gramdır demiş. Şimdi burası önemli. Buradaki bir yorumlama becerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi bakın, 60 gram tuz toplamda kullanılıyordu. Bu da 60 gram tuzun yemek çeşitlerine göre dağılımıydı. Ben Köftede kullanılan tuzu bulabilmek için buradaki açısı 90 dereceymiş. 90 dereceyi bilmem gerekiyor ve ona göre hesap yapmam gerekiyor. Şimdi burada kullanılan yani köftede kullanılan tuzu bulabilmek için toplam kullanılan çarpı bunun merkez açısı yapmam gerekiyor. Yani 90 bölü 360. 360'da 90 kadar kullanılmış. yani 4'te biri kadar kullanılmış. Yani 60'ın 4'te 1'i 15'tir zaten. Hemen bunlar sadeleşirse 1, 4. 15 gram tuz kullanılmış köftede ama tüm köftelerde buraya çok dikkat edelim. Tüm köftelerde ha, bunu bulduktan sonra artık bu grafiğin yardımıyla aslında ben bir porsiyon köftede kullanılan tuz miktarını bulabilirim çünkü toplamda zaten 15 gram tuz kullanılmış. Peki kaç porsiyon köfte var benim? 10 porsiyon var hocam. Harikasın. Burada köfte grafiğimizde 10 porsiyon olduğu gözüküyor. Dolayısıyla bir porsiyonda 15 bölü ondan bir buçuk gram tuz kullanılmıştır bir porsiyon köftede, bir porsiyon köfte içerisinde. Şimdi bunu yazdık. İlk adımımız buydu. O kadar çok işlem yapacağız ki daha ilk adım mı yaptık. Merak etmeyin ama hepsi e, patır putur çözülecek. Yani ilk başta köfteyi yaptık. Sonra diyor ki çorbalarda kullanılan toplam tuz miktarı çünkü zaten bize ana soruda ne demiş biliyor musunuz? Hepsini bularak ancak hesaplayabiliriz. Öyle kolay bir şey değil bu. Yani hepsini bulmadan hesap yapmamız mümkün değil. O zaman diyorum ki çorbalar Çorbalar 72 dereceyi kapsıyor. O zaman 60 çarpı 72 bölü 360. Yani bu sizi korkutmasın. Ya bunlar bir sürü 60 ile 72. Hayır rica ediyorum. Zaten soruları ayarlayarak veriyorlar. Açıları bilerek veriyorlar. Yani 72 ile 360 sadeleşiyor. 1 ve 5 oluyor. O zaman 60 bölü 5'ten de 12 gram çıkıyor. Bütün çorbalarda kullanılan. Peki kaç çorba porsiyonumuz var evladım benim? O da 10 porsiyon. Harikasın 10 porsiyon o zaman 12 bölü 10'dan da 1.2 gram oh be bu da bir porsiyon çorbada bir porsiyon çorbada 1.2 gram 1.2 gram kullanılıyormuş. Bak müşterimiz kaç gram tuz tüketmişti hatırlıyor musun ilk soruda? 5 gram. Harikasın o zaman ben mesela bu ikisini yesem yani 1.5 e, ve 1.2... O zaman 2,7 gram ediyor. Daha hala 5 grama gelemedik. Dur bakalım devam edelim. Şimdi burada diyor ki pilavlarda kullanılan toplam tuz miktarı diyor. Bunu da hesaplamamız gerekiyor. Gerçekten bu soruda baya bir işlem hızımız gerekiyor. O yüzden matematikte işlem hızımızı arttırmamız çok önemli. Geldik mesela buradan pilavdan bakacağım. 60 toplamda miktardı çarpı 48 bölü 360 ya demek ki bana ya bunlar nasıl yapılacak hayır baksana şunla şu sadeleşir burası 6 burası 1 kalır 48 bölü 6 8 harikasın 8 ama kaç porsiyon var dikkat ederim şimdi pilavı hesapladık biz köfte tamam çorba tamam pilavı şimdi hesaplıyoruz. Pilavlarda kaç porsiyon var evladım benim? 4 porsiyon hocam. Harikasın. Pilavda 4 porsiyon olduğuna göre 8/4'ten bir porsiyonda 2 gram tuz kullanılır diyebiliriz. Bunu da hesapladık. Hoppa bu da bitti. Bunda neydi? 1,5'tu. Bunda neydi? 1,2'ydi. Bunda neydi? 2 gramdı. Maşallah. Gerçekten de yani bu üçünü yese bir deneyelim istersen. 2,7 2 4,7 Olmuyor. Beş hala olmadı. Demek ki bu üçü olsa bile şıklarda seçmeyeceğiz. Devam edelim. Toplam musakkalarda diyor bize. O zaman hemen ne yapayım? 60 çarpı. Açı zaten 60. Bölü 360. Aman Allah'ım ne kadar güzel oldu. Tak. E, pardon. E, bununla bu şey Fark etmez. E, bir. Bununla bu sadeleşti. Işte, 10. Demek ki cevabımız 10 ama bütün musakkalarda. Kaç porsiyon musakka var evladım benim? 4 porsiyon hocam. Harika. Dolayısıyla On bölü dörtten de iki buçuk gram musakkadaymış. Ha, bunu da yazalım. İki buçuk gram musakkadaymış. Bunları teker teker bulduk. ha Şimdi bak burada bulduklarımız çok önemli. Bir buçuk gram köftede, bir virgül iki gram çorbada, 2 gram pilavda, iki buçuk gram musakkada. E 5 gramı bu oluşturmaya çalışalım yahu diye düşünebilirsin. Kafamda bir hesap yapıyorum. Bu ikisi birleşse mesela bak iki buçuk, bir buçuk üçe e, pardon dört eder olmaz e, peki bu ikisi bir bunlardan çıkmıyor hiçbir şekilde bu bir virgül iki olduğu için bunlardan çıkmıyor dolayısıyla başka bir e, yeni bir şey daha lazım dolayısıyla işte hepsini teker teker hesaplamak gerekiyor burada ne yazık ki makarnalarda diyor hemen yapalım ne olacak artık biliyoruz 60 çarpı bak ilkini yaptıktan sonrası çok basit 36 derece zaten. 36 derece. Bu arada bu arada şunu size çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bakın 72 derece 36 derece 2 katı. Yani çorbada aslında biz ne demiştik? Çorbada kaç gram çıkmıştı? Bakalım çorbalarda 12 gram çıkmıştı ya. O zaman makarnada bunun yarısı 6 gram çıkacak gibi gibi. Ama yine de işlemlerimizi yapalım. Ee, şey yapmayalım e, tembellik yapmayalım. 1 36 bölü 6 6 gram. Bütün makarnalarda. Makarna kaç porsiyon? 5 porsiyon hocam. Harikasın. Makarna 5 porsiyon olduğu için 6 bölü 5'ten 1 tam onda 2 gram çıkıyor. Bunları da hızlı bir şekilde şöyle düşünün. 60'ı 50'ye 60'ı 5'e böldüğün zaman 12 çıkar ve 1 tam onda 2 diye ben hemen hesapladım. Of be her şey bitti neredeyse. Bir buçuk. Bir tam onda iki Ondan sonra iki sonra e, kaç çıkmıştı musakkamız hemen buradan bakalım musakkamız iki buçuk çıkmıştı iki buçuk çıkmıştı sonra e, makarnamız ne çıktı? Makarnamız bir tam onda iki çıktı. O harika. Bayağı bir yaklaşık ama fasulyeleri de bilmemiz gerekiyor. Fasulyeler için ne yapıyoruz? İşlem karmaşası çok fazla tabii ki biliyorsun. 60 çarpı 54 bölü 360 diyorum. Bunda bu sadece işte 6. 54 bölü 6 9. Bak ayarlanmış so e sayılar. Sonrasında fasulyeden 6 porsiyon var. 9 bölü 6 da 1,5 da buradan geliyor. Artık hepsini bulduk. Artık yapmamız gereken bir porsiyondaki bütün hepsini biliyorsak bu arkadaş 5 gramlık tuz nasıl yiyecek? Mesela çorba, pilav, musakka demişti bize. Çorba, pilav, musakka. Bakalım hemen seninle beraber. Hemen şu sayfamızı şöyle katlayalım seninle beraber. Çorba, pilav, musakka. Ya çorba bir tam onda iki. Ee, pilav e, iki. Bir virgül iki. iki. Musakka da iki buçuk. Bunların toplamı beş olmaz. Patladı. Çorba musakka makarna. Çorba bir tam onda iki. Musakka iki buçuk. Ee, makarna e, bir tam onda iki. Bunların toplamı beş olmaz. Hop patladı. Neden? Şöyle hesapladım. 12, 12, 24 eder, 25 daha 49 eder, patladı. Yani hiç bir tam onda iki diye okumuyorum bile, 12, 25 diye okuyorum ki 50 gram tuz tüketecek diye hani daha rahat işlem yapayım diye. Geldik pilav musakka köfteye. Pilav 20 diyelim buna. Musakka e, ne olsun? 25 olsun. 45 oldu. Köfte e, 15, 60 oldu. Bu da patladı. Buna bakalım. Pilav 20 diyelim buna. Hani daha rahat e, yapabiliriz için ondalık sayılarla. Taze fasulye 15 diyelim. 35 oldu. Köfte de 15, 50 oldu. Süper. İşte cevabımızı bulduk. İşte bu arkadaşın 5 gram tuz tüketebilmesi için ilk başta bunların hepsini teker teker hesaplamak gerekiyor bizim gireceğimiz sınavda bu hesap hızımız gerçekten çok önemli ve teker teker hangi işlemleri yapacağımızı da belirleyebilmemiz gerekiyor Evet şimdi de yeni nesil hedef sorumuz 3 ile beraberiz. Burada da olasılık sorusu çözeceğiz. Şifre sorusu gerçekten her sene buna benzer bir şifre sorumuz geliyor. Ve biz de birazcık akıl yürüterek bunu çözmeye çalışıyoruz. Şimdi o, bir olayın olma olasılığı şeklinde istenen olası durum sayısı bölü tüm olası durum sayısı şeklinde bir formülümüz var zaten. Olasılığın temel formülü. Burada bir aslında kurgu vermiş bize. Bu kurguyu bizim çözümleyip ardından örneklerini de anlayıp bu örnekli kurgu diyorlar bunlara. Örnekli kurguyu anlayıp sonrasında bizden istediği neymiş? Bu torbadan rastgele yapılan bir çekilişte üzerinde nokta sayısı 5 olan kartın çekilme olasılığı. Yani istediğimiz şey üzerindeki nokta sayısının 5 noktalı olma sayı, olmasıymış diyoruz. Ve tüm olası durumların sayısını da bulmamız gerekiyor. Peki bu kurgumuzu anlamadan ilk başta birinci adımımıza başlayalım. Çünkü çok adımlı bir kurgu var burada. Birazcık akıl yürütmemiz gerekiyor. İlk adımla başlayalım. Şimdi bize demiş ki. Yandaki tabloda nokta ve çizgi karakterleri kullanılarak tanımlanmış rakamlar verilmiş demiş. Mesela biri bu şekilde tanımlamış, 2'yi bu şekilde tanımlamış, 3'ü 3 üç noktayla tanımlamış, 4'ü 4 noktayla tanımlamış, 5'i de 5 noktayla tanımlamış. Tamam sonrasında 6'yı başta çizgi sonra 4 nokta gelmiş gibi gibi bir kurgu vermiş. Tamam ve hatta bu rakamlara karşılık gelen karakterler oluşan iki basamaklı doğal sayıların tamamı aşağıdaki gibi özdeş kartlara yazılıp Boş bir torbaya atılmıştır demiş. Bak bunlar kartlarmış. Mesela onu yazmak için ilk başta bir bunu kullanmışız. Sonra sıfırı kullanmışız. Dikkat et, bunlar yan yana gelmiş. Burası bir kısmı. Burası da sıfır kısmı. Bir ve sıfır yan yana gelmiş gibi. Mesela buraya bakalım. 11'e bakalım. 11'de bununla kendisinden bir tane daha gelmiş. O bir ve bir. Mesela 12'ye bakalım. 1 ve 2 de bu şekilde gösteriliyor zaten. Yan yana gelmiş. İşte burada iki basamaklı doğal sayının tamamı yazılmış. Tamam. Bu torbada bulunan rakamlarından birinde bir nokta, diğerinde dört nokta olacak şekilde toplam beş noktadan oluşan ki onu istiyordu bizden hatırlıyorsanız. Toplam beş noktadan oluşması istiyordu. İki basamaklı doğal sayıları bulunuz demiş. Şimdi teker teker bulmaya çalışalım. Bir tanesinde bir nokta olacak. Diğerinde ise 4 nokta olacak. Bakalım. Mesela bunu seçelim. Bir tanesinde 1 nokta var. Diğerinde 4 nokta var. Mesela 1 ile 4 yan yana gelebilir. 1, 4. Sonrasında 1 ile bakalım burada başka 4 nokta var mı? Evet burada var. 6 yan yana gelebilir. 1, 6 gelebilir. Bakalım 1 ile başka bir şey gelebilir mi? Gelemez. Bunda 1 nokta var zaten. Şimdi de başka bir noktalı var mı? Evet var. Mesela 9 var burada. Dikkat edelim. 9 ile bir tane dört noktalı yan yana gelebilir. Yani dokuzla mesela dokuzla mesela ne gelebilir? Dört noktalı bakıyoruz altı yan yana gelebilir. Veya dokuzla dört yan yana gelebilir. Bunda da bak bunda bir nokta var. Bunda bir nokta var. Bunda dört nokta var. Bunda dört nokta var. Bunları teker teker yazdıktan sonra. Bununla bu yan yana geldi. Bununla bu yan yana geldi. Sonra bununla bu yan yana geldi. Bununla bu yan yana geldi. Peki bunlar yerde değiştirebilir mi evladım benim? Evet hocam. Harikasın. Yani ben 14 dört yazacağım ama kırk de yazabilirim. 16 altı yazacağım ama 61 de yazabilirim. Sonuçta kartın üzerinde toplam 5 nokta olur. 61 de yazsam bunu başa bunu sona yazarım. Yine toplamda 5 nokta olur. 96 yazacağım ama 69 yazarım. 49, do, e, 94 yazacağım 49 yazarım. Toplamda burada 1 ve 4 nokta oluşan 8 tane e, durum çıktı diyebiliriz. 8 tane durum çıktı. Toplam 5 nokta içeren. Şimdi geldik. Toplamda 5 olabilmesi için 2 ile 3 noktada birleşip 5 noktayı oluşturabilir. Süper. O zaman... Bak burada 2 noktalı bir bu var. Ee ondan sonra bu 3 noktalı. Bakıyorum. Bu 3 noktalı. Bu 2 noktalı. Mesela... Bununla bu birleşebilir. Yani... 23 olabilir. Bununla bu 2 noktayla bu birleşebilir. Yani... 27 olabilir. Veya... Bu 2 noktayla bu birleşebilir. Yani... 83 olabilir. Veya... Bu iki nokta ile bu nokta bileşebilir. Ee, bu bileşimi toplamda beş nokta oluyor, 87 olur. Ve bunların yine aynı şekilde yer değiştirmiş halleri 32, 72, 38, 78. Bunlar da olabilir. Toplamda bunlarda da beş nokta olur. Ya, deneyelim hatta yetmiş sekize bak. Bununla bu birleştiği zaman beş nokta çıkıyor. Toplamda burada da sekiz tane durum çıktı. Dolayısıyla bu sekiz durumu da buraya yazdık. Şimdi de geldik bu torbadan. Bu sefer bir tanesinde beş nokta olsun, bir tanesinde hiç nokta olmasın. Yani beşte sıfırın toplamı da beştir. Şöyle düşünelim. Toplamda beş nokta istiyoruz. Bir nokta, dört nokta olabilir. Veya iki nokta, üç nokta olabilir. Veya e, burada beş nokta, sıfır nokta olabilir. Toplamları bunların hepsinin beş olur. İşte biz bu durumu yapıyoruz. Diğerinde hiç nokta olmayacak. Burada, bunda beş nokta var. Bunda da hiç nokta yok. O zaman bu ikisi birleşebilir. Beş ve sıfır yana gelebilir. Elli olabilir. Peki 05 olur mu evladım benim? Olur hocam. Hayır dikkat et olmaz. Neden olmaz? Çünkü 05 iki basamaklı sayı değildir. Ne demişti? İki basamaklı doğal sayıların tamamı demişti. Dolayısıyla 05'i eliyoruz. Dolayısıyla burada sadece ve sadece tek seçeneğimiz var. Yani bir durumumuz var diyoruz. istenilen durumların sayısında. Dolayısıyla burada 05'i alamayız. Peki. Bu torbadaki toplam kart sayısı yani tüm olası durumların sayısı kaçtır? Şimdi burası burası kritik birazcık. Bunu bilebilmek için belli bir hani e, yaklaşımı bilmek lazım. Formülü de bilebilirsin ama bir mantık yürütebilirsin burada. Sana bir şey sorsam. Birden beşe kadar kaç sayı vardır desem birden beşe kadar insan hemen beş tane sayı olduğunu zaten görebiliyorsun. Ama insanın aklına hemen şu geliyor biliyor musun? Mesela e, onla 20 arasında kaç sayı var dersem hemen diyeceksin ki bana 20'den 10'u çıkartırım öğretmenim. 20'den 10 çıkarsa 10 tane. Dolayısıyla burada 10 tane sayı var dedim İstersen sayalım seninle beraber. 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allah Allah. Bundan bunu çıkartınca demek ki doğru sonucu vermiyoruz. 1 ile 5 beş arasında 5'ten 1'i çıkarınca kaç çıkar? 4 kalır. İşte burada ama 5 tane sayı vardı. İşte onu bulabilmek için 1 eklememiz gerekiyor. Yani son terimden ilk terimi çıkartıp 1 eklememiz gerekiyor. Niye bunu söylüyorum? Çünkü iki basamaklı doğal sayılara baktığımız zaman 10, 11, 12. Kaça kadar gidebilirdim benim? 99'a kadar. Harikasın. 99 son sayımız. İşte burada kaç sayı var dediğim zaman insanın aklına ben 99'dan onu çıkarırım öğretmenim. Cevabımız 89'dur. Hayır işte patlarsın. Neden? 99'dan onu çıkartıp bir de bu bulduğun sonuca bir eklememiz gerekiyor. Yani 90 sayı çıkıyor. Aynı burada yaptığımız gibi. 5'ten 1'i çıkart, 1 ekle. 20'den 10'u çıkar 1 ekle. Çünkü burada 11 sayı var. Dikkat edelim. Gibi gibi özellikleri bileceğiz. 90 sayı varsa o zaman tüm olası durumların sayısı 90. Peki istenilen olası durumlar kaçtı? Gel bakalım şimdi. Zaten son eee bu. Neydi bize asıl verilen soru buydu? Nokta sayısı 5 olan kartın çekilme olasılığı. E zaten bulduk. 1 ve 4'lerin toplamı 8 durum vardı. Hatırlıyorsan. Hatta sana göstereyim buradan. 1 ve 4'lerin toplamı bak burada 14 41 16 61 96 68 8 tane durum var. 1 ile 4. 1.4. Toplamda 5 nokta var. Geldik 2 nokta 3 nokta toplamda 5 nokta var. 8 tane durum varmış burada. 8 8 16 etti. Ee, 5 nokta 0 nokta dolayısıyla toplamda 5 nokta var. Ve burada bir durum var. 8 8 16 artı 1. Yani istenilen durumlar 8 artı 8 artı 1'den 17 durum varmış istenilen. O zaman neydi olasılık? İstenilen 17. Tüm olası durumları da aşağıda 90 diye bulmuştuk. 17 bölü 90 cevabımız Ceyhan seçeneğidir diyoruz. Mükemmel bir şekilde konularımızı çözmeye, yenisi soruları avlamaya devam ediyoruz ve yenisi problem bankasını kullanacağız bu derslerimizde. Tekrar söylüyorum, buradaki sorular bizim gelişimimiz açısından acayip önemli. Şu zor gibi gözüken soru aslında çok basit. Temelden başlıyoruz. Temelden yavaş yavaş hem de okuma hızımızı arttırıyoruz, işlem hızımızı arttırıyoruz. Temelden orta, sonra zora doğru giden mükemmel bir dizilim var. Hatta size şunu da söylemek istiyorum bak evladım benim. Aslında burada çok kazan testler de var. Yani bütün kazanımlardan üstü köklü karmaşık ondan sonra ne bileyim çarpanlar katlar bir araya geçmiş sorular da var. Bu çok kazanımlı testler de çok değerli. Dolayısıyla sizinle beraber gerçekten harika bir şekilde 90 küsür testle bu kitaptaki bütün yenilisi soruları patır putur çözeceğiz ve gerçekten de şimdi hızlanma programımız başlayacak çok yakında. Hızlanma programımızda Türkçe'de, matematikte özellikle Türkçe'de paragrafa üzerine duracağız ve hızlanacağız burada. Hızlanma ve odaklanma gerektiriyor. Ve aynı zamanda yeni nesil soruları temelden zora çözeceğiz. Bir de arkasından bütün derslerden hızlanma dilemeleri yapacağız. Hızlanma programımız için hazırlanmaya başlayın rica ediyorum. Hızlanma setiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ve yeni nesil soru avcımıza da yeni nesil soruları halleceğiz diyoruz. Hadi bakalım o zaman ödül sorumuzu yapın yorumlara yollayın. Teşekkürler hocam görüşürüz.